Bir, öyle ki bütün halk ihtiyaç halinde birbirine yardım eden adeta bir aile gibiydi. İki, daha doğrusu toplum yardımlaşma ve yarışma içinde yarışıyordu. Üç, özellikle yardımlaşma toplumu daima birlik ve dayanışma içinde tutuyordu. Dört, eski Türk toplumunda iç dayanışma son derece kuvvetliydi. Numaralanmış cümlelerin anlamlı bir bütün oluşturması için kaç numaralı cümlelerin yer değiştirmesi gerekir? A. 1 ve 2, B. 1 ve 4, C. 2 ve 3, D. 2 ve 4. İncelediğimizde numaralanmış cümleleri 1. ve 4. cümleler yer değiştirirse anlamlı bir bütün oluşturulacaktır. Eski Türk toplumunda iç dayanışma son derece kuvvetliydi. Daha doğrusu toplum yardımlaşma ve yarışma içinde yaşıyordu. Özellikle yardımlaşma toplumu daima birlik ve dayanışma içinde tutuyordu. Öyle ki bütün halk ihtiyaç halinde birbirine yardım eden adeta bir aile gibiydi. Cevabımız B seçeneğidir. Bir çekingen davranış insanların kendilerini baskı altında hissettikleri ve bu sebeple kendilerini iyi hissetmedikleri zaman gösterdikleri davranış biçimidir. 2. Bu tip davranış gösteren kişiler şüphecidirler ve davranışlarını sergilerken kararsızdırlar. Bu insanlar itiraz etmekten kaçınırlar. Karşılarındaki insanların düşünceleri yanlış bile olsa karşı tarafı üzmemek için kendi fikirlerini söylemekten kaçınırlar ve kendilerini üzmeyi tercih ederler. Bu metindeki numaralanmış cümlelerin hangisinden başlanarak çekingen davranış sahiplerinin özellikleri anlatılmıştır? A1, B2, C3, D4. Metni incelediğimizde 2 numaralı cümleden itibaren çekingen davranış sahiplerinin özellikleri anlatılmıştır. Cevabımız B seçeneğidir. 1 gün Koykos kentine bir binici gelir. Kral da onu saraya davet eder. Kızının geleceğini öğrenmek ister. Binici kıza bakınca, "Kralım, güzel kızınızı bir yılan ısıracak ve kızınız ölecek. Bu yazgıyı kimse bozamayacak," der. Kral kızını korumak için Korkos Kalesi'nin karşısında kıyıya yakın küçük bir adacık üzerine aktaşlardan bir kale yaptırır. Hizmetçileriyle beraber güzel kızını bu kaleye kapatır. Olan bitenden haberi olmayan kız çok üzülür. Kızın canı bir gün altın sarısı, Tarsus beyazı üzümü ister. Saraydan gönderilen üzüm sepetinin içinden çıkan bir yılan onu ısırır. Bu olayda böylece dilden dile dolaşır. Bu metin iki parçaya ayrılmak istenirse ikinci paragraf numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlayabilir? A1, B2, C3, D4. İncelediğimizde numaralanmış cümleleri birinci, ikinci cümlelerin yer aldığı bölüm birinci paragrafı, üçüncü cümleden itibaren de ikinci paragrafın oluştuğunu söyleyebiliyoruz. Cevabımız C seçeneğidir. Yazarın hayal gücünün ürünü olan gerçekte olmayacak kişi, varlık veya olayları içeren metinler hayal ürünüdür. Buna göre aşağıdaki metinlerin hangisi hayal ürünü unsurlar içerir? A. Birlikte oturup bir şiir yazmaya karar verdiler. Önce şiirlerinin konusunu belirlemeleri gerekiyordu. İkisi de birkaç öneri sunduktan sonra sevgi konusuyla ilgili yazmaya karar verdiler. Bu metinde hayal ürünü söz konusu değildir. B. Çiçek ablası Ayşe ile birlikte parka gitti. Parkta elma şekeri satılan bir tezgaha yanaşıp şekerlerin fiyatını sordular. Paraları almaya yeteceği için çok mutlu oldular ve iki tane alabilir miyiz dediler. Burada da hayal ürünü söz konusu değildir. C. Uzun bir süre yürüdükten sonra dinlenmek için çimlerin üzerine uzanmıştı küçük tırtıl. Orada öylece hareketsiz duruyordu. Yanından geçen uğur böceğine seslendi. Ama öyle acelesi vardı ki tırtılı duymadı uğur böceği. Burada yaşanması mümkün olmayan bir olay anlatılmıştır. Küçük tırtıl ve uğur böceği ile ilgili hayal ürünü unsurlar içermektedir metin. D. Bayram sabahı çocuklar en güzel elbiselerini giyip ellerinde Türk bayrakları ile okulun yolunu tuttular. Bir yandan marşlar söylüyor, diğer yandan bayramın coşkusunu yüreklerinde hissediyorlardı. Burada da hayal ürünü söz konusu değildir. Cevabımız C seçeneğidir.